İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yahya Arkın'ı davet ediyorum. Buyurunuz başkanım. Çok değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepimiz için önemi ve anlamı büyük olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü söyleşimize hoş geldiniz. Sizlerin erkeklerle eşit, özgür ve mutlu yaşadığı bir Türkiye, bir dünya hayali için bir aradayız. Hayal diyorum çünkü görüyorum ki kadın erkek birlikte verdiğimiz bu mücadele henüz gerçek bir başarıyla sonuçlanabilmiş değil. Ve ne yazık ki bu uğurda yolumuz hala uzun ve tehlikeli dönemeçler tuzaklarla dolu. Türkiye gerçeği olarak işlenen kadın cinayetleri, çalışma yaşamından koparılma, yeni eğitim formüllerinin 4+4+4 dayatılması gibi somut gelişmelere birazdan değerli konuşmacı arkadaşlarım kuşkusuz değineceklerdir. Ben de isim olarak tespit, öneri ve taleplerimizi birkaç maddede dile getireceğim. Ama önce bu mücadelenin özlenen seviyeye gelememesinin arka planda yattığına inandığım yaşamın içinden birkaç gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli konuklar, önce hepinize basit bir soru yöneltmek istiyorum. Biraz sonra isimlerini vereceğim. Türkiye için önemli olan yazar, tiyatrocu ve ressam kimliklerine sahip 5 ünlü isimden kaçının kadın olduğunu bana kim söyleyebilir? Lütfen dikkatlice dinleyin. Feyhaman Duran, Altan Karındaş, İsmet Kür, Cahit Uçuk, Suat Derviş. Evet değerli arkadaşlarım, siz cevabı düşünürken isterseniz ben şimdiden bendeki doğru cevabı söyleyeyim. Bu 5 de kadın. Değerli katılımcılar, bu soru şundan önemliydi. Türkiye ve toplumumuz için bu kadar değerli çalışan, üreten, aydın ve emekçi insanlarımızın cinsiyetleri bile ayırt etmekte eminim birçoğumuz zorlanmıştır. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun suçlusu siz ya da biz değiliz. Kim mi suçlu? Suçlu bellidir. Bu suç onların emeklerini, duyarlılıklarını, sanatçı kişiliklerini bir magazin programına verdikleri değer kadar topluma yansıtmayan bir düşüncenin anlayışıdır. Aynı şekilde bu suç erkek egemen algıdır. Ya da bütünle bizi bilgisizliğe, karanlığa ve cehalete yönlendiren, cumhuriyetin aydınlığından uzaklaştırmaya çalışan bir politik yaklaşımın ürünüdür. İşte belki de esas mücadele burada gereklidir. Değerli konuklar, Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali ve ilk kadın avukatı Süreyya Ağoğlu'nun çalışma yaşamına adım atması 1920'li yılların ortasına rastlıyor. 90 yıl aşkın sürede geldiğimiz nokta ise çok parlak değildir. Bugün nüfusun yaklaşık yarısı kadın iken ülkemizde 2011 yılının sonuçlarına göre 75 bin avukatın %37'si kadındır. 110 bin doktorun
%30'u kadındır. 87.500 mali müşavirin %23'ü ise kadındır. Tablo bu kadar düşündürücüdür. Oysa hatırlayın, bu ayın başında Büyük Millet Meclisi'nde oluşan bir tasarıda komisyonda ilk bu orta öğretimde kadın erkek eşitliği konusunda ders verilmesi benimsendi. İşte dramatiktir ama ne yazık ki onca yılda Türkiye'nin gelebildiği nokta budur. Kadının fendi erkeği yendi sözündeki çarpıklık gibi yaygın yanılgıya benziyor bu. Cümleyi olumlu sanırsınız. Ancak oradaki fen kelimesinin ile anlamına geldiğini bilirseniz bu ifadenin sizi doğru bir yere götürmediğini anlarsınız. Çok değerli konuklar, dünyada hukukun evrensel simgesinin ve özgürlük heykelinin kadın olması boşuna değildir. Ama 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bunun da içi boşaltılmaya çalışılmıştır. Bu sabah bir kadın arkadaşımın cep telefonuna gelen ve bana iletilen mesaj aynen şöyle. Kadınlar Günü'ne özel yatak örtüsünde indirim. Eminim başka örnekleri de sizler çoğaltabilirsiniz. Sistemin kadını ticari bir mal gibi algılaması ve yalnızca eve layık görmesinden başka bir şey değildir bu. Dünya Emekçi Kadınlar Günü adeta sevgiler günü mantığına çekilmeye çalışılmaktadır. Gelişmiş dünyanın adaleti ve özgürlüğü yakıştırdığı kadına Türkiye'de biçilmeye çalışan rol ne yazık ki budur. İşte bunlardan dolayı toplumumuzu özellikle kadınlarımızı ilgilendiren yasa ve benzeri dayatmalarda dikkatli ve örgütlü olmak bir zorunluluktur. Türkiye'de ailenin korunmasına dair kanunda değişiklik yapılması gündemde olduğu, eğitimde 4+4+4'ün konuşulduğu bir konjonktürde bu yaklaşım daha da önem kazanıyor. Çünkü bu konjonktür bugün ve yakın gelecekte herkesi hakların savunmasını daha da zorlayacak görünüyor. Bunları bilmek için ana sorunları iyi kavramak gerekiyor. Aynı şekilde kadınların erkeklere oranla bakım emeğine daha çok zaman ayırdıklarını, kadının iş gücüne katılımının yüksek kazançlı iyi işlerde değil, düşük kazançlı kötü işlerde arttığını bilmenin yanı sıra ortalama günde 5 kadının öldürüldüğünü ve 2002'den bu yana Türkiye'de kadın cinayetlerinin %1400 oranında artış kaydettiğini de unutmamak gerekiyor. Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, en önemli şey anlatmak ve hakların savunmasıdır. Aslında sorunlar kronik olmakla birlikte çare bellidir. Özellikle çalışma hayatında kadın mutlaka savunmalıdır. Bugün işsizliğin, yoksulluğun faturasını yine en çok kadınlarımız yaşıyor. Kadınların iş gücüne katılımında erkeklerin 1/3 seviyesinde kalması büyük tabloyu bize gösteriyor. Çalışan, güçlü kadın, ayakta duran kadın için parametreler bellidir. Tüm kadınlar için emeklilik hakkı istemek, ev içi, cinsiyetçi iş bölümü ve hiyerarşiye karşı çıkmak, güvenceli istihdama yönlendirecek yaklaşımlar, iş yerlerinde ve meslek eğitim kurslarında kota isteği, çalışma süreleri ve işin niteliğinde bağımsız ücretlendirme politikası, 18 yaşını bitirmiş ve işe girmek isteyen tüm kadınlar için işsizlik sigortası, doğum izni süresinin kadınların emekliliğine sayılması, meslek odalarının yönetiminde kadınların yer alması ve birkaç madde daha bu taleplerin başında gelmektedir. Bu talepler her mecrada savunmalıdır.
Çünkü kadının tensel, ruhsal, bireysel, sosyal, cinsel, siyasal, ekonomik özgürlüğü bir bütündür. Kadın erkek gibi ne kadar insanlaşırsa o oranda özgürleşir. Değerli konuklar, Türkiye'de kadınlar 8 Mart'ı emekçi kadınların canları pahasına verdikleri onurlu mücadelenin yıl dönümü olarak kutlarlar. Bugün ise kadınlar mücadeleyi sadece cinsiyet ayrımcılığına karşı bir mücadeleyle sınırlandırmadan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi'ne kazandıkları ekonomik, sosyal ve siyasal hakların birer birer elinde alınmasına karşı da yürütmelidirler. Kadınların insanca yaşayacağı aydınlık Türkiye ancak böyle kurulup böyle korunabilir. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki toplumsal değişimin öncüsü kadınlardır ve sonuna kadar sizlere güveniyoruz. El ele, gönül gönüle Türkiye'nin önünü açacak bu mücadeleye destek veren, beraberlik ve dayanışma gücümüzü canlı tutan tüm dostlarımızın, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kez daha kutluyorum. Eşit, özgür ve mutlu bir tabloyu hep birlikte oluşturacağımız olan inancımla bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.